PCR testinin soru, zorunluluğu başladı. PCR testi e, zorunluluğu e, tüm meslek e, kollar için geçerli olacak sevgili izleyenlerimiz. Yani e, artık PCR testi e, hani neden? iki gün bu testin yani geçerli olacak. Ve bu tabii ki testi e, yaptıranlar bu testi işte her zaman yaptırıp da işte ben sağlıklıyım demektense aşı olmayı tercih etmelerini biz buradan bir defa dile getiriyoruz. Yani eğer aşı olursanız bu testi de artık yaptırma zorunluluğundan Kurtulmuş olacaksınız sevgili izleyenlerimiz. İşverenler işçilerinin PCR testi konusunda e, mutlaka dikkat etmesi gerektiğini yine Sağlık Bakanlığı bu yönde e, tüm kamuoyuyla bu çalışmaları paylaştı. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı COVID-19 aşısı olmayan işçilerden yani bugünden itibaren iş veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi isteyebilecek. PCR testi işte bugün itibaren tüm meslek kollarında geçerli olacak. İşverenler tarafından yönetilecek olan süreç bakanlığın denetimi altında olacak sevgili izleyenlerimiz. PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılıyor. Çalışanlar için koronavirüs testi de devlet hastanelerinde ücretsiz olarak alınacak. Test sonuçları enabız üzerinden görüntülenecek pozitif çıkması halinde HES koduna da otomatik olarak yani pozitif çıktığı da tanımlanacak. PCR testleri yeni genelgeyle böylece zorunlu olarak hayatımıza girdi sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki bu zorunluluk sadece iş yerleri için mi? Hayır. Yani bundan sonraki süreçte artık tiyatro, konser, Böyle insanların yoğun bir şekilde gitmiş olduğu etkinliklere de sevgili izleyenlerimiz PCR testi zorunluluğu getiriyor. Bunu da hemen sizlerle paylaşıyoruz. Yani toplu etkinliklerde de PCR testi zorunluluğu artık bugünden itibaren başladı. O yüzden yapacağınız şey nedir efendim? Aşı olmak kendinizi bu salgın günlerinde en iyi koruyabileceğiniz konunun başında da aşı geliyor. İşte toplu etkinlikler, şehirler arası uçak, tren ve otobüs seyahatleri için de PCR testi zorunlu hale geldi. Etkinliklerde girişte HES kod üzerinden kişilerin aşılı geçirilmiş hastalıkları, COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışıklık kabul edilen süreye göre veya azami 48 saat önce yapılmış olan negatif PCR testi sorgulaması yapılacağı benzer uygulamanın şehirler arası seyahatlerde de geçerli olacağı kaydedildi. Buna göre aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, e, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler içinde negatif sonuçlu PCR testi bulundurması da gerekiyor. Yani artık aşı konusunda vatandaşların daha duyarlı olabilmeleri için Sağlık Bakanlığı böyle bir adım attı. PCR testi zorunluluğu başladı. Hem iş yerlerinde hem de tabii ki yapılan olan etkinliklerde otobüs, tren, uçak vesaire bunlara tabii bineceğiniz zaman son 48 saat testinizin negatif olduğunu gösteren bir PCR testini göstermeniz gerekir. Aşı olduysanız tabii ki bunlardan da muaf olmuş oluyorsunuz. O yüzden aşı konusunda da daha da ciddi adımlar böylece atılmış oluyor.